Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar, ben Tuğçe Hoca. Bu videomuzun konusu hayvansal dokuların son konusu olan kas doku ve sinir doku. Kas dokuyu biz iskelet ve kas sisteminde de gördük. Aktif hareketi sağlayan dokudur. Hücreler arası maddesi yoktur. Zarlarına, burada yanlış yazılmış, zarlarına sarkolemma, sitoplazmasına sarkoplazma adı verilir. Hatta endoplazmik retikulumuna da sarkoplazmik retikulum demiştik. Aktin ve miyozin isimli kasılmayı sağlayan proteinleri içerir. Üç tiptir kas doku hücreleri. Düz kas hücreleri ince ve uzundur. Tek çekirdeklidir. Şekilde de görüyoruz. Yavaş ve uzun süreli çalışırlar. Otonom sinirler kontrolünde çalışırlar. İç organların yapısında bulunurlar. Yavaş, uzun süreli iç organların yapısında olan, otonom sinirlerce kontrol edilen hücrelerdir. Çizgili kas hücreleri çok çekirdeklidir. Bakın şekilde de görüyorsunuz. Somatik sinirler kontrolünde çalışır. Somatik istemli yaptığımız davranışları kontrol ediyordu. O zaman istemli davranışların gerçekleştiği kas hücreleri çizgili kas hücreleridir. Hızlı ve çabuk kasılırlar. Bantlaşma görünür. Kol ve bacakta bulunur. Kalp kası otonom sinirlerce kontrol edilir. Otonom sinirlerce kontrol edildiği istemsiz yapılan hareketlerin gerçekleştiği organlarda bulunduğunu gösterir. Bir veya iki çekirdeklidir. Görselde de görüyorsunuz. Kalpte bulunur. Kalp kası hücresi direkt kalpte bulunuyor ve kalbin çalışmasını sağlar. Sinir doku. Sentrozomları yoktur. Sentrozom yoksa bölünemezler. Sentrozomun görevi hücre bölünmesinden sorumlu olmaktı. İki yapıdan oluşurlar. İlk önce nörona bakalım. Dendrit, hücre gövdesi ve aksondan meydana gelir. Sinir sisteminde de bunları anlattık. Dendrit, hücre gövdesinden çıkan kısa ve sayıca çok olan uzantılardır. Dendriti görüyoruz. Akson, hücre gövdesinden çıkan uzun ve tek uzantıdır. Aksonu da görüyoruz. Miyelin kılıf bulunduranlara buradaki gibi miyelinli akson, miyelin kılıf bulundurmayanlara miyelinsiz akson adını veriyoruz. Hücre gövdesi de dendrit ve aksonun çıktığı çekirdeğin bulunduğu yapıdır. Hücre gövdesi de burası gördüğünüz gibi. Miyelin kılıfların üzerinde atlamalı iletim gerçekleşiyor. Bu yüzden miyelinli aksonlarda impuls iletimi miyelinsizlere göre daha hızlıdır. Şekillerine göre nöronlar tek kutuplu nöronlar görüyorsunuz. İki kutuplu nöronlar ve çok kutuplu nöronlar. Şekillerde gördük. Görevlerine göre nöronlar. Duyu nöronları duyu reseptörlerinden aldıkları uyarıları merkezi sinir sistemine ileten nöronlardır. Aldı reseptörü, merkezi sinir sistemine iletiyor. Kim yapıyor bunu? Duyu nöronu. Ara nöron merkezi sinir sisteminde bulunur, gelen bilgileri değerlendirir. Motor nöronda merkezi sinir sisteminden aldığı uyarıları kas ve salgı bezlerine yani tepki organlarına ileten nörondur. Uyarıyı alan duyu nöronu merkezi sinir sistemine iletiyor. Burada ara nöron değerlendiriyor. En son motor nöron tepki organına iletiyor. Nöroglia sinir hücrelerinin aralarını dolduran, destek veren ve beslenmelerini sağlayan yapıdır. Sinir hücrelerini besleyen yapıya biz nöroglia diyoruz. 4 çeşit hücre bulunduruyor. Astrositler nöronları kanın etkisinden koruyorlar. Mikrogliyalar merkezi sinir sisteminin makrofajlarıdır yani savunmadan sorumlular. Oligodendrositler merkezi sinir sisteminde akson ve dendrit boyunca dizilen hücreler. Ependim hücreleri de boz salgılayan yani beyin omurilik sıvısı salgılayan hücrelerdir. Şimdi pekiştirme sorularımız. Bosun salgılanmasını sağlayan hücre hangisidir? Direkt ependim yanlış yazılmış. Ependim hücresi diyoruz. Aşağıdaki hücrelerden hangisi bölünemez? Bağ doku hücresi bölünebilir, kemik doku bölünebilir, kan doku bölünebilir, kıkırdak bölünebilir. Ancak sinir hücresinin sentrozomu olmadığı için bölünemez.
Hayvansal dokular konumuz burada bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.